Herkese tekrar merhabalar. Let It Die adlı oyundan ikinci bölümle tekrar karşınızdayım. Bu arada ben ilk bölümde adımdan falan bahsetmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben Suat. Serialtike kanalından sizlerle beraber oluyoruz. İyi seyirler diliyorum. Bu arada burada böyle bir mesaj bulduk. Bakalım. İlk bölümde şöyle genel bir başlangıç yapmıştık. İlk karakterimiz ölmüştü. İkinci bir karakter seçmiştik. Şimdi kendimizi burada bulduk. Evet. Bu arada şundan da söz edeyim. Ben bu oyunda normalde ileri bir seviyedeyim. Ve oyunu öğretme bölümleri ve işte ilk kısımlar falan için, o ilk sinematik falan için yeni bir hesap açıp ilk bölümleri buradan çekmeyi daha uygun buldum. Daha sonraki videolarda kendi hesabıma geçebilirim. Bu arada orada Çoku Funşa'dan mı söz etti, ne yaptı? Neyse, oralara sonra bakarız. Ölüm Amca'dan her gün gelen paket. Ölüm Amca size her gün bir kutuda böyle bir hediye yolluyor. Şimdi ondan söz ediyor. Uncle Prime. Neyse, buraları çok şey yapmayalım. Buralarda çok oyalanmayalım. Kutuyu açalım. İçinden ne çıkıyorsa alalım. Çekiç. Güzel. Tam canlı bir çekiç. Yani işte çok da güzel değil ya. Neyse. Hadi bakalım. Başka tıklanmadık ne var? Ha, mantar kulübü. Şu hayatımızı kurtaran şey, hayatını kurtardığımız mantarlarla bozduğunu söylediğim ablamız burada striptiz yapıyor. Yetenek mantarlarıyla bize bazı şunun gibi resimde görülen dört yapraklı yonca gibi çıkartma zımbırtıları yapabiliyor. Ne kadar çok zımbırtı kelimesini kullanıyorum ya. Neyse, daha az kullanmaya özen göstereceğim. Burada böyle tıkladığımız zaman bununla ilk karşılaşmamız olduğu için böyle bir sinematik geldi. Normalde daha sonraki tıklayışlarımızda bu gelmeyecek. Buradan da size hemen o çıkartmaları tanıtayım. Mesela buradan satın alabiliyoruz, birkaç çeşit koymuşlar. Şu resmi birbirine çok benzeyenler şunlar. Çeşitli istatistiklerimiz bazı silahları veya zırhları kullanmaya yetmediğinde devreye giren çıkartmalar bunlar. Bunlar mesela şu ne yapıyor? Dex yazılan, o açılımı dexterity olan istatistiğimizi yarıya düşüren, yani silahların, daha doğrusu bizim istatistiğimizi değil, silahların veya kıyafetlerin falan, kıyafetler genellikle istemez ama neyse, silahların falan böyle bazı istatistik gereksinimleri oluyor. Onları yarıya düşüren dövmeler biz kullanabilelim diye. Neyse, şurada da diğer çeşitler falan var. Mesela sivrisinek ufak bir can çalma. Şu halter dövmesi gücümüzü arttıran bir dövme, %7 oranında. Şu daha hızlı, şey daha hızlı değil, daha fazla sayıda arka arkaya yuvarlanma kaçınma hareketinden yapabilmemizi sağlayan. Şu yüksekten düştüğümüzde daha az canımızın gitmesini sağlayan bir dövme. Bu canımız %15'in altına düştüğünde gücümüzü ve savunmamızı %30 arttıran bir başka dövme veya çıkartma. Ben dövme de diyorum, çıkartma da diyorum ara sıra. Siz çok aldırmayın böyle şeylere. Bu da tamamıyla DOD takımı giyiyorsanız eğer, baş, gövde ve bacaklar olarak tamamen DOD takımı giyiyorsanız savunmanızı %20 arttıran bir dövme. DOD de şey, oyundaki klanlardan biri. Oyunda 4 tane klan var. Onlardan da bahsederim ileride. Şimdilik oyalanmayalım fazla. Çoku Funşa, aldığımız mesajlardan biri de bundan söz ediyordu sanki. Evet, şöyle silah geliştirme, silah satın alma, güçlendirme falan, böyle şeylerden söz ediyor. Bu arada orada resimde bahsedilen, bu arada bulduğumuz her resimdeki zımbırtıları da şuradan Underworld Rolodex'ten eğer tekrar bakmak isterseniz tutorial kısmına kaydoluyor hepsi. Buradan tekrar bakabilirsiniz. Oyunun kontrolleri burada. Silahları alma, öfke hareketi falan filan falan filan. Çoku Funşa da burada. Buradan tekrar inceleyip okuyabiliyorsunuz. Ha, şuradaki şey, söz etmem gereken.
demin söz edemeden hızlıca kapattım yanlışlıkla. Geliştirdiğiniz her silah türü veya zırh türü aynı türde olan diğer zırhların da gücünü arttırıyor. Mesela kesici saldırı şekline sahip bir silah geliştirdiniz. Bu tüm kesici silahların gücünü arttırıyor. Sizin kullandığınız kesici silahların gücünü arttırıyor. Aynı şekilde onun yanında delici böyle fırlatılan mermileri olan tarzda silahların geliştirilmesi de yine aynı tarz olan silahların gücünü arttırıyor. Onun yanındaki de ezici tarzda böyle balyozdur, çekiçtir falan o tarz silahların gücünü arttıran işaretler. Onun altında da kafa zırhı, göğüs zırhı ve bacak zırhı olan resimler görünüyor. Onlar da yine aynı şekilde bir miğfer geliştirdiğinizde tüm miğferlerin gücünü arttırıyor. Aynen dediğim gibi bu bir tane göğüs zırhı geliştirirseniz de o da diğer geliştirmiş olduğunuz göğüs zırhlarının gücünü arttırıyor. Bu olay ileride katlanarak devam ediyor ve sizin ileriki bölümlerde daha güçlü bir hale gelmenize katkı sağlıyor. İşte diğer zımbırtıları da burada bütün hepsine DH servisinde çalışan bu ablamızdan söz etmiştik. DH servisinin ne anlama geldiğini, Direct Hell açılımı olduğu falan burada hepsi yazıyor. İstediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Şimdi ben buralarda çok oyalanmak istemediğimden, ilk bölümü de güzel istediğim gibi bir dakikada noktalayabildiğimden, ikinci bölümü de bu dakikaya yakın bir dakikada noktalamak istediğimden buralarda çok oyalanmayacağım. Orada depomuzdan söz ediyor. Burada bir depomuz var. Sınırı 30. Ama ileride daha da arttırabiliyorsunuz. Yine DH servisi buna yardımcı oluyor. Burada da ödül kutumuz var. Günlük ödüllerimizi Kaptan Yotsuyama denen bir oluşum buraya yolluyor demiştim. Buraya yolluyor. Burada böyle lambası yeşil yandığında yeni bir şey geldi demek oluyor. Buraya girip alabilirsiniz. Bu arada bende şu an şeyler görünecektir. Evet, 5 milyon indirmeye özel ödüller. Yeni başlayan bir oyuncu olduğum için, normalde ben yeni başlayan bir oyuncu değilim de bu yeni bir hesap. O sebepten yeni başlayanlara özel ödüller bu hesaba da yükleniyor otomatik olarak. Mesela şu bir çanta. Oyunda değişik kalitelerde çantalar görmek mümkün. Bu gümüş çanta. Bunun bir kötüsü var, bronz çanta. Bir iyisi var, altın çanta. Onun da bir iyisi var, platinyum çanta. Onlar içindeki ödüllerin daha yüksek kalitede çıkma şansını arttırıyor ya da azaltıyor çantanın kalitesine göre. İşte anladınız zaten onu. Burada Kaptan Yotsuyama'dan gelmiş bir yetenek dövmesi ya da çıkartma diyebiliriz, ondan var. Bu da işte yine 5 milyon indirmeye özel gelen zımbırtılardan biri. Çift elle tutulan silahların gücünü %20 arttıran bir çıkartma. Sonra şu günlük geçiş, ondan da bahsedeceğim. Hemen şurayı noktalayayım, bahsedeyim. Vampir dövmesi, tahmin edebileceğiniz gibi can çalma. Vuruşlarınızın can oranınızı en fazla %7 olacak şekilde, yani mevcut can oranınızın %7'si olacak şekilde can yenilemenizi sağlıyor. Vuruşlarınızın can yenilemesini sağlıyor. Geçelim. Şurada bir tane daha olacak. Ah, işte burada. Bu da mermileri olan silahlarla yaptığınız, kafaya isabet ettirdiğiniz vuruşların gücünü %70 arttıran bir çıkartma. Bu da işte güzel bir dövme çıkartma. Bunları da gerekli durumlarda kullanırız. Burada da bir eşya tarifi var. Bu eşya tarifleri de oyunda çok büyük bir önem arz ediyor. İngilizcesi blueprint olarak yazmışlar. Türkçe'ye çevirirsek tam anlamı şema diyebiliriz buna. Çeşitli silahların, zırhların şemaları var arkadaşlar. Bunları böyle yoldan da toplayabiliyoruz. Geçtiğimiz yollardan, sandıklardan, çantalardan falan çıkabiliyorlar. Aynı zamanda değişik yollardan da elde edebiliyoruz. Onlardan da ileride bahsederim. Bu ne diyordum? Şemalar neden önemli? Şimdi burada Çokufun Şad'ın da Hitler bıyıklı abimizle daha önce tanışmıştık. Bu abimiz bizim silahlarımızı ve zırhlarımızı Welcome.
geliştirmekte bize yardım eden, geliştiren abimiz. Bu bize malzemeler, blueprint diyor işte mesela, o şemalar getir diyor. Ben de diyor onları yapayım diyor. Sen de istediğin zaman benden al diyor, kullan diyor. Tabii alırken bedava mı alıyoruz? Hayır. Her şeye para harcıyoruz yine. Bu bir şey değil, daha asansör var oyunda. Asansöre de para harcıyoruz. Ne kadar yüksek bir kata çıkıyorsak o kadar fazla para harcıyoruz. Şimdi bu bulduğumuz silah tarifleri de şuradan göstereyim. Bizim oyundaki seviyemize göre biraz üst seviye şeyler olduğu için şu an bunları yapmamız biraz zor. O sebepten şu an bunlara çok da odaklanmamıza gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi istediği istatistiklere bakıyoruz. Kırmızı yanıyor. Required Strength 58 diyor. Required Dexterity 25 diyor. Yani o istatistikler bizde yok diyor. Hadi 25 bir yıldızlık bir karakterde mesela çıkalım buradan. Karakterimizden bahsedeyim. Şurada Lara adımız yazıyor. Lara adının altında bir yıldız işaretini göreceksiniz. Tek bir yıldız işareti var. O bu karakterin bir yıldızlık olduğu anlamına geliyor. Oyunda karakterlerin yıldız sınırı 6'ya kadar. 6 yıldızlı karakterlere kadar çıkıyor yani. Bir yıldızlığın level sınırı 25, 2 yıldızlığınki 50, 3 yıldızlığınki 75, 4 yıldızlığınki 100, 5 yıldızlığınki 125, 6 yıldızlığınki de 150. Tabi 3 aşağı 5 yukarı bunlar sapmalar da gösterebiliyor. Bu yıldız seviyesinin yükselmesi oyundaki ilerleyişinize göre artacak. İleride daha yüksek yıldız seviyesine sahip karakterlerin kilidini açabileceksiniz. Yalnız şöyle bir şey yapmanız mümkün değil. Bu karakterimizin yıldız seviyesini arttırmamız mümkün değil. O sebepten eğer daha yüksek yıldız seviyesine sahip karakterlerin kilidini açtıysak mecburen önce oynuyor olduğumuz bu karakteri öldürüp veya bu karakterle bilerek bir yerde ölüp geri diriltmeyip silme seçeneğini seçmek zorundayız arkadaşlar. Bu silme seçeneğini seçmezsek yerine başka bir karakter alamayız. Ya tabii karakterlerimizin de bir sınırı var. Bir kullanıcı aynı anda en fazla 10 karaktere sahip olabiliyor. Ondan fazlasına sahip olamazsınız. İleride daha bu merkez üssümüzde daha farklı zımbırtılarında tanıtımları açılacak. Onları da açıldığında tanıtırım. Şimdilik Choku Funsha adını verdikleri şu Hitler bıyıklı abimizden bir iki silah çeşidi alıp katlara, ha silah çeşidi alamıyoruz, para yok ama ödül kutumuzda vardı. Çok oyalanmadan şöyle bir şuradan bir para alalım, biraz daha çok varmış zaten. Hem şu çantaları da açalım, belki güzel bir şeyler çıkar. O altın balık çıktı, tam da üstüne bastı şu an. Düşündüğüm bir konu vardı, onun üstüne bastı. Altın hayvanlardan da söz edeyim. Altın balık vesilesiyle. Şu çantayı açalım. İpek çıktı. Güzel bir malzeme. İleride lazım olabilir. Ve o işte güzel bir çıkartma daha çıktı. Ve bu çıkartmayı da gördüm. Yine size bahsedeceğim bir konu daha aklıma geldi. Ha bu arada death metal var. Ondan da bahsedeceğim. Biz bu videoda kulenin herhangi bir katına çıkmasak da olur aslında. Bayağı bir zaman geçti. Bu sebepten neyse, ben şimdilik bahsedeceğim şeylerden bahsedeyim. Şimdi altın hayvanlar. Önce altın hayvanlardan bahsedeyim. Altın hayvanlar üstünde yazdığı gibi canınızı fuller. Her türlü altın hayvan canınızı fuller. Oyunda değişik hayvanlar var. Mesela normalde altın olmayan versiyonlarını yediğinizde hayvanları böyle yiyebiliyoruz. Aynı mantarları yediğimiz gibi. Şeyde, oyunda altın olmayan bir hayvanı yediğimizde
belli miktarlarda can dolduruyorlar. Her birinin belli bir can doldurma miktarı var. Ama altın olanın hepsi aynı. İsterse altın balık olsun, isterse altın kurbağa olsun, hepsi canı tamamen dolduruyor. Yalnız altın hayvanların yaradığı en büyük iş canı tamamen doldurmak değil. Mesela buradan bu altın hayvanı seçip çöp kutusu seçeneğini de seçerekten yere bırakabiliyoruz. Bu altın bir balık olduğundan burada fazla dayanamaz. Bu sebepten bunun üstüne basarsak eğer öldürmüş oluruz. Ve içinden çıkan mantar olabilecek en güçlü etkideki mantarlar arasındadır. Altın hayvanların içinden çıkan mantar pişirilemez. Mantarların bir de pişirilme olayı var, ondan da bahsetmedim. Mantarları ve hayvanları pişirebiliyoruz ama altın hayvanların içinden çıkan mantar pişirilemiyor. Çünkü zaten gücünün doruklarında, yani ne işe yarıyorsa artık o mantar olabilecek en üst seviyede. Zaten o sebepten pişirip daha da gücünü arttıramıyoruz. Yani bu durumda şundan da söz edeyim. Normalde mantarları ve hayvanları buradaki şu alevli zımbırtıya uzatır şöyle. Mesela bunu şuraya uzataraktan pişirebiliyoruz. Ama bunu dediğim gibi pişiremiyoruz. Yanlış söyledim. Pişirebileceğimiz bir mantar veya hayvan olsaydı buradan bu şekilde uzatarak pişirebiliyor olurduk. Neyse. Daha sonra neyden söz edecektim ben? Ha. İpek. İpekte de şöyle bir şey söz konusu. Mesela bu ipek bir kumaş türü. Oyundaki çeşitli malzeme türlerinden kumaş sınıfına giren bir malzeme türü. Ve 5 yıldız olarak görünüyor. 5 yıldız olarak göründüğüne çok da bakmayın. Aldanmayın. İpek kumaş türü olduğu için ve kumaşların 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar her yerde bulunabildikleri için bunların aralarında çok da bir üstünlük farkı yok. Yani size şöyle açıklayayım. Şuradan silah veya zırh geliştiriyoruz ya. Oh, welcome back. İşte buradan. Mesela ne diyor? Bir tane wool diyor, yani yün. Bir tane leather diyor, yani deri. Bir tane hemp diyor, yani keten. Bir de üstte rosewood diyor, yani gül ağacı. 3 tane de ondan istiyor. Şimdi rosewood bir tahta çeşidi. Onda yıldız seviyeleri arasındaki farkın bir önemi var. Ama mesela kumaşlarda yok demiştim. Neden yok demiştim 5 yıldıza kadar? Çünkü her katta, 1. katla 40. kat arasından her yerde, her yıldız seviyesinden kumaşlardan, tabii 5 yıldıza kadar, 6 yıldızlısını bulamazsınız. Onları elde etmek için daha üst katlarda dolaşmanız gerekiyor. Neyse. Bulabiliyorsunuz 1 yıldızdan 5 yıldıza kadar. İpek de 5 yıldızlısı. Ama çok da bir öneminin olmaması şu yüzden. 3 yıldızlı bir silah 5 yıldızlı olan ipekten isteyebiliyor. Veya sizin 6 yıldıza kadar yükselttiğiniz bir kıyafet tutup da şey isteyebiliyor. Pamuk isteyebiliyor hala veya deri isteyebiliyor. Oluyor böyle şeyler. O sebepten aralarında bir kalite farkı yok. Ya 6 yıldızla genelde olmaz ama 5 yıldızda olabiliyor yani. Olduğunu çok gördüm. O yüzden o kadar da bir önemi yok. Son olarak bahsetmeyi düşündüğüm, sonra unuttuğum bir şey daha vardı. Death metal. Türkçesi ölüm metali gibi bir şeye çevirebiliriz ama çok anlamlı olmaz. Şu renkli kuru kafa benzeri işarete sahip olan zımbırtımız. Gene zımbırtı dedim. Neyse. 4 tane diyor. Burada da 20 tane diyor. Şu 20 tane 5 milyon indirmeye özel geldi. Onu yeni başlayan bir oyuncuysanız size de gelir zaten. Yeni hesap açarsanız eğer. Bu death metal oyunda çok değerli bir malzemedir. Hiçbir şekilde eşyalarınız arasında yer kaplamaz, aynı para gibi bir birimdir. Şu tepede yazıyor zaten, bende 20 bin para var. Onun üstünde yazıyor sıfır olarak. Tabi alırsam 20 olacak. Şunu da alırsam 24 olacak. Ama ben şimdilik almayayım diyorum. O sebepten kapatalım. Şimdi neden almadım? Bunlar oyunda sadece bizi diriltmeye yaramıyor. Bunlar aynı zamanda depomuzun sınırını genişletmek mümkün demiştim. Depomuzun sınırını genişletmekte de kullanılıyor. 2 def metal harcayarak depomuzun sınırını 10
genişletebiliyoruz. 2 def metale 10. Mesela benim şu an kendi asıl hesabımda, o ileri seviye dediğim hesapta benim depomun sınırı 120 ve o bile yetmiyor bazen. Yani bazen sığamıyorum. Oluyor. Neyse, bundan da yeterince bahsettik. Katlara çıkmadan önce zaten bu video bayağı bir anlatıma döndü bu. İçerikten bahsettim size. Bekleme odasının, bizim merkezin. Şimdi şuraya da girelim mi? Yok. Oo, buraya giremiyoruz. Daha burası açılmamış. Tamam. Şunlar da daha açılmadı tabi. Bunlar açılmadan bunlardan da bahsedeyim. Ondan sonra da bu videoyu da fazla uzatmamış olalım, noktalayalım. Bu bizim Buffalo tankımız. İleride adı görünecek. Şimdi gözükmüyor. Buffalo tankımız, şu start'a bastığımızda gelen şu 20.000 para görünüyor ya, İşte onun bulunduğu yer. Buffalo tankında bulunuyor paramız. Bu da neydi bunun adı? SP Lityum tankı. SP Lityum da herhalde açılımı, hani hiçbir yerde yazdığını da görmedim ama belki de ben dikkat etmemişimdir. Açılımı herhalde şöyle bir şeydir diye tahmin ediyorum. SP'nin açılımı. Spirit Point veya Soul Point gibi bir şey olabilir. Ruh puanı olarak düşünüyorum. Bazı silahları ve zırhları geliştirirken bu ruh puanından da biraz istiyor. Silahın kalitesi ne kadar artarsa o kadar fazla istemeye başlıyor. Tabii ilk seviyelerdeyken hiç dişe dokunur bir miktarda istemiyor ama benim asıl hesabımda en az 100.000, 104.000, 110.000 falan civarında istiyorlar. Çünkü çok üst seviye şeylerle uğraştığım için. 6 yıldızlı veya 4 yıldızlı şeylerde daha fazla istiyor yani. Ama şimdi 1 yıldızlı şeylerde çok da istemez yani. O sebepten ileride şey yaparsınız yani. Bunları da işte kendinizi geliştirdikçe öğrenirsiniz. Son olarak şöyle şeylerden de biraz bahsedeyim. Sonra bu bölümü de noktalayalım arkadaşlar. Ev halkı biraz dolmaya başladı. Zira çeşitli gürültülere sebep olunabilir. Bu sebepten çok uzatmayalım. Let It Die oyununu YouTube'da aratıp değişik videolarına rastlayabilirsiniz. Ama genel anlamda şunu söyleyeyim. Ben de çok aradım. Çekmekteki kendime bulduğum, yani kendimde bulduğum özgüvenin esas sebebi, kimse bu oyunu böyle devam ettirme düşüncesiyle çekmemiş abi. Sadece şöyle bir denemiş, şöyle bir bakmış, biraz sinir olmuş ve bitirmiş. Ben devam edeceğim. Ben yarıda bırakmayacağım. Bütün hikaye bölüm canavarlarının yenme taktiklerini falan da anlatarak onlar da size yardım edeceğim. Yeni başlamayı düşünen oyuncular falan için. Bu arada ücretsiz oyun olduğu için ücretli, bayağı da sağlam ücretli içeriklerini de bulmanız mümkün. Dilim acayip sürçüyor. Neyse. Ama çok da içerik satın almanızı tavsiye etmem. Çünkü yani death metal haricinde onu bazen lazımsa isterseniz, hani keyfiniz bilir, alabilirsiniz. Çünkü onu oyundan kazanmak çok çok zor. Yani kazanabiliyorsunuz tabii canım. Bedava kazanması da var onun. Çeşitli görevleri falan var. Hele yeni başladıysanız bir ton şeyi var, görevi var. Ama benim seviyemdeki, yani benim asıl seviyemdeki oyuncular için zulüm yani. Onların hepsini zaten yapmış olduğunuz için, artık ödülü death metal olan görev kalmadığı için death metal kazanmanız da çok zorlaşıyor. Bu sebepten death metal kazanma şansı veren çok az etkinlik oluyor. Onlar da çok azar azar kazandırıyor. Yani satın alırsanız bir onu satın alırsınız. Bu 20.000 para var mesela. O 20.000 paradan 100.000, 500.000 falan var. Ama satın almanızı hiç tavsiye etmem. Zaten oyundan yeterince eliniz alıştıktan sonra kendiniz rahat bir şekilde biriktirebiliyorsunuz. SP Lityum var, şu ruh puanı. Ondan da satın alabilirsiniz böyle paket paket halinde. Ama işte gene tavsiye etmem. Yeterince eliniz alışınca biriktirebiliyorsunuz. Ondan sonra başka neler neler var. Günlük geçişler var mesela. Günlük geçişlerden bahsetmedim aynen. Şu DH servisi mesela, seçeneklerimiz menüsündeki
ortadaki seçenek DH servisi, Direct Hell servisi. Buradan Express Pass seçeneğini, Use Express Pass, yani böyle yani bir günlüğüne veya Express Pass varsa eğer sizde, yok bende şu an, eğer olursa bu bir aylık oluyor, şu bir günlük, bir günlüğüne nasıl söyleyeyim, VIP müşteri gibi bir şey oluyorsunuz. Hani böyle üst seviye paralı müşteri, hani olur ya bir siteye premium üye olmak gibi. Bu şeye yarıyor. Buradan seçip yes'i seçip kullanabiliyorsunuz tabi. Yaradığı işte, videoyu bitirmeden hızlı bir şekilde onu da anlatayım geçeyim. Bizim eşya kapasitemiz var gördüğünüz gibi şu an. Kaç? Şuradan 10, buradan 10, 20. Evet, 20 eşya kapasitesi var bu karakterin. Eğer günlük geçiş kullandıysanız bu eşya kapasitesi 10 daha da artıyor. 30 oluyor. Ayrıca asansör paralı demiştim size. Asansörümüz burada. Daha sonra bunlardan da bahsedeceğiz, hem de göreceksiniz zaten. Şurada bir asansörümüz daha var. Burada şimdilik açılmıyor tabi. Burası da premium asansörü. Günlük geçişten kullandıysanız eğer bu asansör açılıyor bir günlüğüne ve bu asansörde çalışan böyle beyaz kıyafetli böyle hostes gibi bir kız var. O da size böyle çok nazik falan davranaraktan böyle yardımcı oluyor. Bir günlüğüne asansörü istediğiniz kata çıkarken ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi in çık yapabiliyorsunuz. Evet, ondan da bahsettim. Bundan da bahsettiğimize göre videoyu bitirebiliriz. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu video daha çok uzamamıştır. Kendinize iyi bakın.